tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii Tuğçe Kazaz'ı Türkiye kamuoyu 2001'de Türkiye Güzeli olarak Doğru, evet. biliyor. Türkiye Güzeli Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştunuz. Doğru. Daha sonra zaten modelliğiniz var, mankenliğiniz var, oyunculuğunuz dizi oyunculuğunuz var. Evet. Ee, kısa da olsa eğitim hayatınızı, çocukluğunuzu biraz konuşmak. Tabii istedim. ki ben 1982 Edremit doğumluyum bir kere. E, ondan sonra çocukluğumun ilk yıllarını İzmir'de geçirdim. Tabii şimdiki gibi teknolojinin ve dijital dünyanın bu kadar hakim olmadığı, bizim tabletlerin falan içerisinde olmadığımız, çok daha bugünün nesillerine göre çok daha avantajlı olduğumuz, daha çok sokakta, doğanın içerisinde, kendi oyunlarımızı kendimiz yarattığımız için yaratıcılığımızın, motor becerilerimizin e, daha çok geliştiği, daha çok odaklanma e, ...ya yönelik e, kabiliyetlerimizin daha çok geliştiği böyle bir çocukluk dönemi geçirdim. E, annem babam banka e, da çalışıyorlardı o zaman. Çalışan bir anne doğumlu. baba. 82 doğumluyum ben evet. E, yaşımız da çıktı meydana ama gerçi internette var. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla böyle bir çocuklukla başladı hayatım. İlkokul dönemi başladı. Ortaokul ezberci eğitim sistemin içerisine hepimiz gibi girdik. Ama işte yeteneklerim benim daha çok işte andımız okuma yarışması olurdu. E, ben işte kimseden habersiz o andımız okuma yarışmasına katılır. Birinci olurdum. İstiklal Marşı. Milliyetçi damarı çok yüksek olan bir çocuktum aslında o zaman Nereden geliyordu? Bu ailenizden mi gelen? Valla genetik aileden de geliyordu herhalde ama biraz insanın içinde bence geninde de taşıdığı bir şey bu. Yani ailenizi siz muhafazakar mı? Milliyetçi mi? Seküler mi? Ee, modern ee, olarak tanımlarım. Yani yani mesela modern. Ramazan'da oruçlar tutulur mu? Yani de tabii tabii. Kurulur. Annem mesela 7 yaşından beri orucunu hiç bırakmamıştır. Mesela namazını da kılar ama modern bir Müslümandır. Yani başı açıktır, giyimi ona göredir. Daha çok modern bir ailenin içerisinde aslında yetiştik biz. Ee, anneannem mesela Allah rahmet eylesin, gani gani 5 vakit namazındaydı. Daha dindardı, işte başı kapalıydı, başörtüsü takardı. İnanılmaz edepli bir kadındı gerçekten. Dedemi çok genç yaşlarda kaybetmesine rağmen bütün hayatını çocuklarına adadı gibi... Böyle bir ortamın içerisinde aslında büyüdüm. E, ortaokulu sonra Ayvalık'ta okudum, sonra İzmir'de okudum, Karşıyaka Ortaokulu'nda. Lisede biraz değişkenlik gösterdi. Basketbol oynuyordum çünkü. Basketbol bursu kazandım. Dolayısıyla basketbolla ilgili bu sefer ilerlemeye başladım. Sonra basketbolu bırakıp İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümüne girdim. Ve aynı dönemde modellik ya yapmaya başladım. Modellik, üniversite. modellik, modellik. üniversitedeyken tanıştım. Tabii aynen öyle. İlk yapma amacım işte... Daha öncesinde bir alakanız var yok, mıydı? Hiç yok hiç yoktu aynen. Peki çocuklarınız da bu televizyon izlerken falan ya ben şunu olmalıyım, bunu olmalıyım gibi Yani diyor. ister istemez e, içinde bulunduğunuz toplum bence sizi e, hafızanızı, enerjinizi o yöne yönlendirmek noktasında etkiliyor. Tabii ki hani çok güzelsin. Bir, bir kere her şeyden önce medyanın hayatımızdaki etkisi ve bu batılılaşma hareketiyle ve modernleşme hareketiyle beraber bu İslam'dan uzaklaştırıldığımız bu gerçek yatsınamaz ve daha çok özenerek bir toplum e, içerisinde yani medyanın sizi özendirdiği ve aynı zamanda tabii ki o e, kendi şekillenen iş dünyasınızda kendinizi keşfetmeye başladığınız o zamanlarda aslında tam gerçek cevapları bulamadığınız, bugünkü çocuklarımızın da aynı problemleri var bu noktada. Dolayısıyla tabii ki hayatınız ister istemez bir şekilde o özendirilen tarafa doğru çekiliyor. Ama karakteriniz güçlüyse bir şekilde içinizde mayanızda geri dönme ihtimali varsa oralardan e, bir şekilde geri dönüyorsunuz. Tabii Siz, ki. Üniversiteye gelince modelliğe alaka duyuyorsunuz. Arkadaş çevrenizden mi yoksa yine bir ajanslarla falan irtibat mı? Ajansla başladı. Benim güzellik yarışmasıyla başladı. Önce elit moda Luka katıldım. Sonra Türkiye Güzeli seçildim. oradan başladı Peki, Güzellik yarışmasına başvuru fikri nereden geldi? Ya bir şekilde aileden, çevreden. Şimdi tam hatırlamıyorum o etkenleri ama oradan ama tabii ki en neticede kendi kararımdı tabi, ilk... tabii. Tabii. Peki, yani e, bekliyor muydunuz birincilik? E, doğru mu söyleyeyim? Bekliyordum. <gülüyor> 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 tabii güveniyordum kendime o noktada yani. Evet. Sonra e... Ondan sonra aslında tabii medyanın gündemine girip tabii, başladınız. Tabii. Arkasından da model. Malum yani. evet, Oyunculuk Hayat kendi... sürecim devam etti. Ondan sonra tabii ki insanların inanamadığı bir şekilde o batının daha çok seküler tarafını yaşayan, o modernliği yaşayan, o Avrupa'nın doğunun, pardon batının daha işte kimliğini kendi üstünde bezeyen bir hayatı gördükten sonra insanlar bir anda tabii İslam, inanç, gerçek değerler, ülkenin değerleri, ülkenin menfaatine olan düşünceler, geçmiş ve tarihin asıl aslında o genetiğinde var olan tarafın uyanmış olması belli sebeplerden dolayı zihinlerde örülen aslında kirli ağlardan dolayı birilerinin işine gelmediği için şimdi işte linçler başladı, e, o taraf yanlış olarak gözükmeye başladı falan filan böyle bir süreç. Peki bu Türkiye güzelliği meselesinde olsun arkasından modellik, oyunculuk yıllarında ailenizin tepkisi ne oluyordu? Ya şimdi tabii ki en nihayetinde hiçbir anne baba çocuğunun o saf enerjisini bildiği için onu bozacağı ve o yanlışlara sürüklenince hiçbir hayatı istemez tabii ki. Tabii ki benim ailemde o yanlışlarda beni her zaman uyardı. Fakat tabii ki o yanlışlardan dönmek kişinin içinde olduğu için o süreç içerisinde hem benimle gurur duydukları taraflar oldu. Şimdi bakın hiçbir şey hayatta tek taraflı değildir. Yani hiçbir realitenin içerisinde sadece kötü yoktur, sadece de iyi yoktur. Dolayısıyla hem kötü tarafları vardır, hem iyi tarafları vardır. Yani bizler bu dünyada yaşarken hem varlığımıza yakışır şeyler yaparız, hem de varlığımızdan uzaklaştıran, yakışmayan şeyler yaratılışımıza yaparız. Dolayısıyla anne de, baba da o e, varlığıma yakışır şeyler yaptığım zaman o başarılarımla her zaman gurur duydular. Yaptığım hatalardan dolayı, üzülmemden dolayı üzülme ihtimaline karşı orada da beni frenlemeye ve durdurmaya çalıştılar. Her anne babanın, sağlıklı anne babanın yapmayı çalıştığı gibi. Evet. Ee, bu epey sürdü. Daha sonra hatta e, bir ara din değiştirmeye kadar gitti iş. Yani Evet maalesef ama İstiyat insanlar bugün 7 e, e, din değiştirdi, 14 din değiştirdi gibi spekülasyonlarla yalan şeylerle. Doğrusu ne peki. E, doğrusu tabii ki hepimizin aslında bildiği bir şey. Ben e, bir e, şekilde doğduğumuz anda eğer Müslüman bir toplumda doğduğumuzda biz Müslüman olma dayatmasıyla karşı karşıya değilsek ve doğduğumuzda bize bu kimlik tabela kimliğimizin dışında verilmiyorsa e, Müslüman olarak dünyaya gelmiyoruz. Ha tabii ki bir hayet var. Her doğan Müslüman olarak geliyordur. Bu işin ayrı bir tarafı. Ama ben e, i, iman etmemiştim kelime-i şahadet getirmemiştim İslam'ın şartlarını ve farzlarını yerine getirmiyordum nasıl Müslüman olabilirdim ki dolayısıyla Hristiyanlığı seçtiğim döneme kadar e, önümde hep örnekler vardı yalan söyleyemem bununla ilgili belki o örnekler ailemdeki anneannemin teyzemin annemin o örnekleri o maya bena geçtiği için o yanlışların sonunda zaten İslamiyeti tercih etme dirayetini e, ve başarısını gösterebildim ama e, dolayısıyla şu konuya bir açıklık getirelim dolayısıyla ben hiçbir zaman zaten e, Müslüman olmamıştım e, Ve hayatımın e, süre gelen tarafında metafizikle ilgilenerek bir şekilde kendi gerçekliğimi aramaya bakma noktasında önüme bir seçenek çıktı ve ben Hristiyan oldum. O Hristiyan olduktan sonra baktım ki burada bir kandırma var. Yani işte baba oğul ve kutsal ruh var bir şekilde üç tanrılı bir din var bir yanlışlık var yani bu olamaz dediğim noktada zaten İslamiyet'e yani çünkü İslam bugün baktığınız zaman bizim seçtiğimiz bir şey değildir. İslam sizi seçer İslam sizin kalbinize doğan bir nurdur aslında. Dolayısıyla ne mutlu bana ki hamdolsun hakikaten Rabbimin şanslı ve sevdiği kullarındanmışım ki tekrar bana İslam'a etme onu araştırma. Yani şöyle söyleyeyimse ben Kur'an-ı Kerim'den nefret ederdim. Benim için hayatımda en son okuyacağım kitap Kur'an-ı Kerim'di. O kadar çünkü öyle bir ortamda yetiştim ki açıkçası. Başörtülü öcü, şeriat kötü. İran'ın algıladığı gibi şeriattan bahsetmiyorum ama tabii ki yani. Şimdi kavramları yanlış anlamda konuşup insanları da yanlış tarafa benim yetiştirdiğim toplumun algılarından bahsediyorum. başörtüler öcü, işte ne bileyim, geçmişini, tarihini, medeniyetini konuşanlar kötü. Bir şekilde İslam'dan uzaklaştırıldığım bir noktada Kur'an-ı Kerim benim bu dünyadan göç ederken belki de hayatta okumayacağım bir kitaptı. Ne zamana kadar böyle? E, belli bir zamana kadar bunların sürelerini şimdi tam çünkü önemli Öyle olan gerçekten süreleri. Hristiyanlık e, dinine geçinceye kadar mı böyleydi yoksa Hristiyanlıktan sonra Kur'an'la tanışıncaya kadar. Kur'an'la tanışmanızdan Kur sonra mı? sonra tabii ki. E, zaten İslam'a götüren sebeptir. Siz Kur'an-ı Kerim'i okumadan İslam nasıl İslam'a inanıyorum diyemezsiniz ki. O zaman kulaktan dolma ve duyum toplumunun aileden Şunu geleneklerden gelen. diyebilir gelendir. miyiz? Aslında Hristiyanlık senin İslam'ın kıymetini anlamana bir giden yol mu oldu? O öyle de öyle diyemeyiz aslında. Şunu bir bitireyim oraya da geleyim evet. ama olur mu? Ee, dolayısıyla istemeye istemeye, ama bakmam gerektiğine inanarak çünkü ben bir din üzerinden yaptım tercihimi. Ee, dolayısıyla istemeye istemeye e, Kur'an-ı Kerim açtım ve okumaya başladım. Şimdi ruhumuz e, bu dünyada satın alabileceğimiz bir şey değil. Onu elle de tutamıyoruz ama varlığını biliyoruz ve enerji olarak içimizde hissediyoruz ve onun bir gıdası var ve onun bir çalışma sistemi var. Ruhun bedenle maddi ve manevinin mananın bütünleştiği noktada varlık olarak bizlerin bir çalışma sistemi var. Ve bu çalışma sistemi bize medeni dünyanın öğrettiği ya da kulaktan dolma duyum toplumuyla bir dinin öğrettiği bir çalışma sistemi değil. Has bir biçimde Kur'an-ı Kerim'de yazan ve ben ruhumun bu gıdasını Kur'an-ı Kerim'de buldum. Dolayısıyla bugün de Müslümanlara baktığımızda birine gerçekten Müslüman diyebilmemiz için, tabii ki Müslüman vardır ama mümin belki diyebilmemiz için, gerçekten İslam'la bütünleşmiş, kendinde İslam'ı aktifleştirmiş dememiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlaması, onu kendinde yaşatması, kendinde deşifre etmesi ve onun deşifresi olan Peygamber Efendimiz'in e, sünnetlerinden kendine yaşam kılavuzu bulması gerekir ki yani Allah'ın bize gönderdiklerini insanların filtreleyerek bize gönderdikleri fikirler tabii ki değerlidir ama bu noktada değil. Dolayısıyla Allah'ın bize gönderdiklerini okuyarak hayata geçirdiğimiz noktada gerçekten İslam'ı e, hayata geçirmiş olabiliriz. Dolayısıyla ben de bu bilinçte olmadığım için bu bakış açısında e, Hristiyanlık olmayabilirdi. Keşke Küçük yaşlardan itibaren e, sorumlu olmaya başladığımız yaşlardan itibaren ben Kur'an'ı ve İslam'ı anlasaydım ve algılasaydım o zaman bugün hayatım çok daha farklı olurdu. Bugün e, bugün anlatmak ve açıklamak zorunda kaldığım şeyler açıklamazdım ve bugün oturup belki de sadece Tuğçe Kazaz'ın e, bu ülkenin menfaatine olan düşüncelerini ve fikirlerini konuşuyorduk. Ama ben geçmişimle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani hepimiz bir yoldan yürüyoruz aslında bir tarafa doğru. Ben yolun kenarından başka bir yola saparak e, şunu yaptım. O yoldan gittim ve geri geldim. Ve geri geldiğimde şimdi arkadan genç nesillere diyorum ki hele gittiğim yol Batı'nın bize seküler olarak dayandırdığı ve özendirdiği ve köküne kadar belki de bugün diğer taraf dediğimiz kesimi, o seküler kesimi, o bugün hala bir şeyler kaybolacak diye korkarak e, hareket eden kesimi anlayabilmem belki de o yolda yürüdüğümdendir. dendir Bunun avantajını buradan görebiliriz. O yoldan döndüm ve gençlere şu anda diyorum ki ben o yoldan gittim. O yolun dikeni şudur. Çamuru budur. Oraya girme. Oraya gerek yok. Gel bak bu yoldan gidelim. Dolayısıyla bu noktadaki tecrübemden faydalanabilmesi noktasında evet o geçmişin değerli olan tarafları vardır. Evet şimdi şöyle. E, benim anladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'i asıl okuma alakanızın sebebi Hristiyanlığı Hristiyanlıkta gördükleriniz veya Hristiyanlıktan sonra Kur'an-ı Kerim'e alakalı. E, alaka e tabi kandırılmış hissediyor kendini insan. Değiştirilmiş olduğunu fark ediyorsun. Çünkü hak olmadığını yani... artık... Tabii ki iman ediyoruz biz o yani kitaplara. Yani kendiniz Hristiyan olarak ne kadar kaldınız? 3 yıl mı kaldınız? Hiç hesaplamadım peki, bunları biliyor musunuz? Peki musun? ruhen ne hissettiniz? Yani çok huzurlu. Eksik. Eksik. Tamamlanmamış. Negatifin içerisinde, boğulmalarda, sıkıntılarda bir tarafın tamamlanmamış. Bakın gerçek geldiği anda zaten diğer bütün sanal olan her şey yok olur. Ama gerçeğin olmadığı yerde yani siz negatifin içerisinde boğuluyorsanız ne yapıyorsanız olmuyorsa kendinizi işte spora affedersiniz içkiyi affedersiniz işte madde bedeninizi zenginleştirmeye dünya içerisindeki hırslara veriyorsunuz bir başarıyı elde ediyorsunuz sonra bir bakıyorsunuz ki bir boşluğun içerisindesiniz diyorsanız o zaman siz zaten yanlış bir inanç içerisindesiniz. Çünkü niye biliyor musunuz çünkü insan yaratılmamış olanı istemek üzere programlandık biz. Ve inanç ihtiyaçtan gelir. Bunu unutmayalım. Bu ihtiyaç hep içeride hepimizi bakın bugün ayırt etmeden işte Alevisi, Sünnisi, Dincisi, Sağcısı, Solcusu, Kadını, Erkeği fark etmeksizin hepimizin içinde kodlarımız geri, o inanç arayışımız var. Ve insan yaratılmamış olanı istemek üzere yaratıldı. Ama yaratılmamış olan nedir? Yaradandır. Sınırsız olanı istemek üzere yaratıldı. Donanımı böyle. Evet. Onu istedikçe, ona kavuşmaya çalıştıkça kendisi büyüdü, madde küçüldü. Ama bugün biz insanlar ne yapıyoruz? Biz yaratılmış olana, sınırlı olana kafayı takıyoruz. Daha iyi bir araba istiyoruz, daha iyi bir ev istiyoruz, daha iyi bir eş istiyoruz, daha çok para istiyoruz, daha çok kariyer istiyoruz, onun başarısının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla bu donanımımızda bizim yok. Bizim nefsimiz bunları istemek üzere yaratılmadı. Bizim nefsimiz sınırsız olanı istemek üzere yaratıldı. Evet. Dolayısıyla bunları istediğimiz için her türlü buna ulaştığımız başarı, siz bugün işte Steve Jobs olun çok iyi başarılara da imza atın ya da işte çok iyi bir devlet lideri olun fark etmek sizin madde dünyasında bu yaratılmamış olana ulaştığınız her şey sizin için yetmeyecek. Hep bir sonrasını isteyeceksiniz.